İstersen Fatih'e de şeyi soralım. Bugünkü ilahiyat fakültelerine hakim olan görüş. Onlar bundan farklı bir şey söylüyor mu? Sadece şöyle bir fark var. Bu tabii çok önemli bir fark mı onu bilmiyorum artık. Onlar diyorlar ki yaşanmış bir şey var. Sadece ilk dönem değil, ondan sonraki dönemlerde de yaşanmış bir birikim var, müktesebat var. Dolayısıyla bu kendi içerisinde de bir tekamül oluşturuyor, oluşturmak zorunda zaten. Çünkü Tekamül derken Kur'an'ın üstüne çıkıyor. tabii yani Yani Kur'an altta kalıyor, bu üstte Ya çıkıyor. hocam şimdi adam geçen yazmış işte Ömer faizi düzenlemiş, içkiyi o düzenlemiş, zekatı o düzenlemiş, savaş hukukunu o düzenlemiş, esirleri o düzenlemiş, talakla ilgili şeyleri o düzenlemiş diyor. E şimdi ne demek bu? Yani Ya ama Ömer de bunlara göre selef devam oluyor. ediyor. Ve o şu anda devam ediyor. Yani o tekamül devam ediyor. Dolayısıyla şu an günümüzde sen hani eğer elindeki ne ki zaten kitapta değil de bu. Buradaki diyaloğa göre Allah böyle demiş, şunu yapmış dersen sen iptidai bir tarz belirlemiş olursun. Bu bir usulsüzlüktür. Bütün külliyatı, bütün müktesebatı çöpe atıp ben onlardan daha iyi anlarım iddiasında bulunursun. Bu işte yeni baştan tarım toplumuna giden sanayi toplumundaki bütün imkanları dışlayıp tarım toplumuna gidip ben bu tarlada kendim yetiştireceğim, kendim yiyeceğim, tekrar bir medeniyet oluşturacağım diyen gibi bir zavallı adam olursun deniliyor. Bugün İfade böyle. bu değil Evet, mi? tabii. Şimdi Yani bunlara göre de Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir bugünkü geçerliliği ya yok. yani bugün ben Allah'ın kitabında şu ayet sebebiyle böyle anladım, şöyle yaptım dediğin zaman sen bir zavallısın yani. Bu adamlar hangi yüzde kendilerini Müslüman sayıyor? Ya bu toplumda yaşadıkları Bu için. toplumda yaşadık, yoksa başka yerde olsa kendilerine Müslüman demezler. Mesela Evet. hocam Hazreti Ömer'den bahsetti Fatih hocam. Siz bir selefiye de gidip mesela talakla ilgili ayetleri okuduğunuz zaman işte talak hükmü Kur'an'da bu şekildedir, şu şekildedir diye okuduğunuz zaman size vereceği cevap şudur. Sen Kur'an'ı Hazreti Ömer'den daha mı iyi anlıyorsun o zaman? Böyle bir şey imkansız onlara göre. Dolayısıyla Hazreti Ömer Kur'an'ı en iyi anlayan kişi olduğuna göre onun yapmış olduğu içtihat hüküm tabii ki en doğrusudur. Kur'an'ı en İyi uygun ya, ona işte o göre. zaman Allahü Teala'nın Bakara 159'da söylemiş oldukları, 159-160'da söyledikleri bugün tümüyle gerçekleşiyor. Allahü Teala elbette doğrusunu söyledi. Biz ona kesin inanıyoruz. Bu insanların, ve de şöyle herkes bir görsün bakalım, İslam alemi dediğiniz yer gerçekten Allah'ın İslam kabul edeceği bir alem mi? Vatandaşlar için onlar bilmiyorlar. Yani halk bilmiyor. Halk zannediyor ki bu insanlar Kur'an'a uyuyor. Ama ulema kesimini kastediyorum ben bunun da. Bu ne oluyor kardeşim? Bu ne oluyor? Zaten tavırlardan da belli. Yani bugün Arapların bizi dışladığını çok iyi biliyoruz. Türkiye'de her kesimin bizi dışladığını çok iyi biliyoruz. Bizim tek suçumuz nedir? İnsanları Allah'ın kitabına çağırmaktır. Çünkü hiç kimsenin hesabına gelmiyor bu. Herkes kendi keyfine göre bir yaşamak istiyor ve adına da İslam demek istiyor. Çünkü dinsiz olunamıyor. Evet, sen şimdi anlat bakalım ne diyor Şimdi bunlar. ben burada şu kitaptan okuyacağım. Gurabaa Yayınları tarafından Türkçe'de basılmış bir kitap. Kur'an ve Sünnet Işığında Sihir başlıklı bir kitap. Gurabaa cemaati Türkiye'de Abdullah Yolcu'nun başında olduğu bir Selefi cemaat. Bu kitapta giriş bölümünde sihirle ilgili tartışmalar ele alınıyor. Sihrin hakikatini inkar edenlerin mesela delillerinden bahsediliyor ve sihrin hakikati olduğuna dair olanların delillerinden bahsediliyor. Ve sihir mesela şu şekilde tanımlanıyor. Tercihe şayan olan sihir tanımı şudur deniyor. Sihir, büyücü denilen şahısların yapmış oldukları bir tür hile ve aldatmacadır. Bu, cinlerden yardım istemek, ilaç kullanmak ve benzeri yollarla yapılır. Sihrin, büyücünün sahip olduğu bir takım kabiliyetler vasıtasıyla yapılabilmesi de mümkündür. Şimdi Bu en da başta bir kere aldatmadır dedi. evet. Bakalım devam edecek mi öyle? Evet. Büyücünün bir takım kabiliyetler vasıtasıyla sahip olduğu kabiliyetler vasıtasıyla yapılabilmesi de mümkündür. Bu da büyücünün sahip olduğu ve istediği kimseyi etkilemesini sağlayan sınırlı bir güce bağlı olarak gerçekleşir E şimdi bak, diyorlar. hem aldatma diyor hem güç diyor. Evet. Peki devam et. Daha sonra sihrin hakikatini kabul edenlerin sihir tanımı yani ayetlerden delil alarak yapmış oldukları bir tanım da şu şekilde. Ayette yani Bakara 102. ayette
karı ile kocanın arasında 20 ayetinden bahsediyor. Neyse ben biraz sonra o ayeti okuyacağım. Karı ile kocanın arasında ayrılması meselesi. Evet. Ayette çoğunlukla yapılan sihir türü o olduğu için karı ile kocanın arasını ayırma zikredilmiştir. Sihrin sevgi, nefret ve kötülük saçmak suretiyle kalpler üzerinde etkili olduğu ve neticede büyücünün koca ile karısını birbirinden ayırdığı inkar edilemez. İnkar edilemez. Peki nasıl ayırıyormuş büyücü? Yine hocam şey yapıyor. Heh. Yine büyücü kişi ile kalbinin arasına girer. Bu da büyücü kişi ile kalbinin arasına girer. Evet. Halbuki kişi ile kalbinin arasına giren sadece Allah-u Teala'dır, değil mi? Bu da yahulu beynel mer'i ve kalbi. Hem şeyde hangi ayet? Sen şey yap, ben o ayeti bulayım. Bak. Bu da oraya birçok acı ve büyük hastalıkları yerleştirmekle olur. Aa, bak şimdi hani aldatmaydı, acı hastalıklar yerleştiriyor kişiyle kalbinin arasına. Bak hakikati var, bak kendisiyle çelişti, görüyor musun? Evet. Bütün bunlar müşahede ile idrak olunan hususlardır. Onları inkar etmek, hak karşısında bile bile inat etmektir. Vay, hak diyor. Bak şey oldu, hak oldu şimdi. Büyü hak oldu. Az önce aldatma demekti diyor. Evet. Ama Allahü Teala büyüye ne diyor? Batıl diyor, değil mi Allah? E şimdi bunların selef uleması Allah'ın batıl dediğine hak mı diyor? Evet. Şimdi şöyle söylüyorlar hocam. Bir özet yapmış burada. Sihrin hakikatini kabul eden çoğunluğun delilleri. İlim adamlarının çoğunluğu. Bak istersen şu şeyi önce şu ayeti okuyalım da bak. Kişiyle kalbi arasına girer diyor ya. Ayeti kerime Enfal suresinin 24. ayetinde bu sadece Allah'a aittir. Bak mealden okuyayım. Ey iman edenler, size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'ın ve Resulünün çağrısına uyun. Bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer. Bu kadar. Yine bilin ki onun huzurunda toplanacaksınız. Allah'ın girdiği yere demek büyücüler de giriyor ha? Haşa. Peki devam et. Sihrin tabii bu adamlar mecburen diyecekler ki Kur'an'a bakmayın. Kur'an'a bakarsan bunlar biter. İlim adamlarının çoğunluğu sihrin hakikati ve tesiri olduğuna dair bir takım delillere dayanmaktadır. Bu deliller özetle şunlardır. Birincisi, sihirbazlar ellerindekini atınca insanların gözlerini büyülediler, onları korkuttular ve büyük bir sihir gösterdiler. Araf 116. ayet. İkincisi, onlar iki melekten karı ile kocasını ayıracak şeyleri öğreniyorlardı. Araf 100, Bakara 102. ayet. Oysa büyücüler Allah'ın izni olmadıkça kimseye zarar veremezler. Bu da Bakara 102. ayet. De ki sabahın Rabbine sığınırım düğümlere üfleyen kadınların şerrinden. Felak suresi 3. ayet. İlk ayet, yani sihirbazlarla ilgili olan ayet ve büyük bir sihir gösterdiler ifadesiyle sihrin hakikatte var olduğuna delalet etmektedir. İkinci ayet, onlara iki melek karı ile kocasını ayıracak şeyleri öğretiyorlar da ayeti, sihrin gerçek olduğunu ispat etmektedir. Zira ayette büyücülerin sihir vasıtasıyla karı ile kocanın arasına ayırdıkları, eşler arasında düşmanlık ve nefret soktukları ifade edilmektedir. Bu da sihrin hakikati ve etkisi olduğunu göstermektedir. Üçüncü ayet, oysa büyücüler Allah'ın izni olmadıkça kimseye zarar veremezler ifadesi, sihrin zararı olduğunu ispat etmekte, ancak onun gerçekleşmesinin Allah'ın iznine bağlı olduğunu bildirmektedir. Nerede bildiriyormuş gerçekleşmesinin Allah'ın iznine bağlı olduğunu? Oysa büyücüler Allah'ın izni olmadıkça kimseye zarar veremezler ifadesi. Nerede? Bakara 102'de. Yani Bakara 102 hiç alakası yok. Neyse. Dördüncü ayet. Yani şimdi onu okuyacağız tabii de. Şüphesiz Allah'ın izni olmadan hiç kimse kimseye zarar veremez. Ama onun bağlantısı farklı, evet. Dördüncü ayetin nefesat fil ukat ayeti de sihrin ne kadar büyük bir etkisi olduğunu ifade etmektedir. Zira bu ayette bize düğümleri üfleyen büyücülerin şerrinden Allah'a sığınmamız emredilmektedir. Beşinci delilde yine bu görüş sahibi, cumhur ulemanın görüşü, Yahudi bir adamın Peygamber aleyhisselama sihir yaptığını bildiren rivayettir. Bu da Buhari ve Müslim'de geçen sahih bir rivayettir diyerek sihrin hakikati olduğuna dair bu delilleri ileri sürüyor hocam. Evet, peki.